birlikte sandı. Sana söz, Türkiye kazanacak. Harika görünüyorsun Esenyurt. Bu iş bitti bile. Bu coşkuyla, yürekten gelen Esenyurt. Umut burada. Umut içimizde, kalbimizde. Daha fazla beklemeyelim. Artık sabrımız kaldı. Sevgili Esenyurtlular, önce ilçe başkanlarımızı çağıralım. Bu coşkuyu hep birlikte ortak olalım. Bizlere selam ve sevgilerini gönderecekler. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Hüseyin Ergin giriyor. Demokrat Parti ilçe başkanımız Ali Artmaca. Saadet Partisi ilçe başkanımız Ender İsine. Devam Partisi ilçe başkanımız Mehmet İnan. İyi Parti ilçe başkanımız Hakan Akkuş. Gelecek Partisi ilçe başkanımız Tekin Turan geliyor. Haydi Esenyurt, haydi! Sana söz, Türkiye kazanacak. Ve şimdi alkışlarımız Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi için geliyor. Avcılar Belediye Başkanımız Turan Ançerli. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay geliyor. İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabas geliyor. Ben Kemal geliyorum. Ve ev sahibimizi, Esenyurt'umuzun değerli başkanını, Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'u davet ediyoruz. Değişimin tohumları buradan atıldı. Ve inşallah Türkiye'deki değişimin başlangıcı da buradan olacak. Bugüne kadar size hizmet etmemizi engellemek isteyenlerin sonu gelecek inşallah. Ve bundan sonra Esenyurt'un hastane sorununu çözmek için, okul sorununu çözmek için, uyuşturucu sorununu çözmek için ve diğer tüm sorunları çözmek için biraz sonra İstanbul'da değişimi başlatan Ekrem Başkan'ın temsilciliğimizi veriyoruz ve bundan sonra umutlarımızı da onlara yüklüyoruz. Artık kavga olmayacak. İtişme kakışma olmayacak. Birbirimizden korkmayacağımız güzel günlere yaklaşarak beraber gideceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Kemal Deniz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve şimdi değerli başkanlarımızı yerlerine davet edeceğiz. Ve heyecan içerisindeyiz. Hep birlikte Ekrem Başkan. Tek ses, tek yürek. Haydi Esenyurt! Heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Türkiye'nin en genç Cumhurbaşkanı yardımcısını davet edeceğiz şimdi. Hazır mıyız Esenyurt? Ne güzel pankartlar var. Artık aramızda kalmasın, kazanıyoruz. Kimse şah değil, padişah değil. Halkız, halk. Hep birlikte millet iktidarı için o geliyor. Alkışlarınızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her
nasılsınız? Çok güzel. Esenyurt'ta olmak. Bir insanın kendi evinde olması insana ayrı bir huzur, ayrı bir güven veriyor. Ve bugün evimdeyim, Esenyurt'tayım, Beylikdüzü'ndeyim, Avcılar'dayım, Başakşehir'deyim. Ne güzel, memleketin her köşesini dolaştım. Memleketin her köşesinden, en doğusundan, Ağrı'dan, Van'dan, Edirne'ye, Trabzon'dan, Giresun'dan, Sinop'tan, Mersin'e, Adana'ya, Alanya'ya hepinize selamlar getirdim. Biz bu memleketin insanlarını kucaklaştırmaya, bir arada olmaya, birlikte dirlikte çok güzel bir geleceğe hep birlikte yürümeye kararlıyız. Çocuklarımıza çok güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Gençlerimize geleceğe dair umudu yüksek bir süreci hazırlıyoruz. Göreceksiniz, kirli dili, kötü bakışı, somurtkan yüzlü bir devletin sürecini geride bıraktık. Güler yüzlü, şefkatli, insanlarıyla hasbihal eden, insanı birbirinden ayırt etmeyen, herkese eşit davranan bir süreci başlatacağız. Bunun için hak, hukuk, adalet mücadelecisi 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepinize selamını getirdim. Gibi köşeye sıkıştılar, baktılar ki seçimi kaybedeceğiz, yine başladılar sağa sola saldırmaya, insanları tehdit etmeye. Ama neyse o kötü dili kullanan kişiyi evine yollayacağız. Bir gün kaldı. Evine yollayacağız. Ha şunu söyleyeyim. Evine gidip gene sağa solu tehdit etmeye kalkma. Bak evin patronu hanımlar. Hanımcılık. Sakın evinde de sağa sola tehdit atmaya falan kalkma. Vallahi kahveye gönderir seni evdeki. Onu söyleyeyim. Biz memleketi barışa ve huzura kavuşturmaya yemin ettik, yemin. Ant içtik. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz.
Konfeksiyoncular kızacak, ceket satışları düşecek. Ceket satışları düşecek. O zaman ben de sizden söz almak istiyorum. Yarının kombini belli oldu. Yarının kombini belli oldu. Bütün hanımefendiler de dahil bunu yapabilirler. Kolları kıvrılmış bir gömlekle sandıkların başında, okulların önünde, canım Türk bayraklarıyla caddelerde, sokaklarda memleketi demokrasi şölenine dönüştürmeye hazır mıyız? Ama böyle. Anlaştık mı? Tamam. Güzel. Kombin belli oldu. Halk ne derse o. Halk ne derse o. Ben bilirim. Ben her şeyin doğrusunu bilirim. Diyen akıl, ben dönemi bitecek. Biz dönemi başlayacak. Biz dönemi. Biz dönemi başlayacak. Birlikte konuşup birlikte karar alacağız. Güçlü bir ittifakımız var. Çok güçlü bir ittifakımız var. Öncelikle içinde 6 siyasi parti ve kadroları var. Ama daha önemlisi içinde milletin evlatları var. Sizler varsınız. Sizler varsınız. Sizlerle birlikte bu süreci başaracağız. Memleketin altını üstüne getirdiler. Memleketin ekonomisini batırdılar. Cebimizdeki parayı pul ettiler. Fakirlik, yoksulluk, işsizlik, umutsuzluk Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar ne yazık ki insanları ezdi. Buna son vereceğiz ve hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu ayağa kalkış 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu liderliğinde ve yanındaki Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla birlikte ve tabii ki milletimizle birlikte bir seferberlik dönemiyle milletimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına olan borcumuzu ödeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına muhteşem bir başlangıç yapacağız. Dün Samsun'daydık. Muhteşemdi. Erken bir 19 Mayıs kutlaması yaptık. Gençliğin enerjisini aldık. Dün yine Ankara'daydık. Kan Doğan'daydık. Orada erken bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptık. Yarın Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek güçlü bir demokrasi bayramı ilan edeceğiz. Ben diyen gidecek, biz diyen gelecek. Sevgili hemşerilerim, bugün itibariyle artık 24 saat kaldı. Madem gençlik sayfasını açtınız, bu pırlanta gibi gençlerimize, kızlarımıza, delikanlılarımıza bir çift sözüm var. Bu seçim, sevgili gençler, sizin önünüzdeki 25 yılın, 30 yılın düzeninin, rejiminin, sisteminin seçimi. Onun için hayatınızın en önemli kararlarından birisini vereceksiniz. Sakın ha bir oyu bile eksiltmeden sandığa gidin. Yarın öbür gün şunu yaparım demeden, bugünün işini yarına bırakmadan
sevgili gençler, özellikle güzel kızlar, yakışıklı beyler, mutlaka ve mutlaka kararınızı Millet İttifakı'ndan yana, kararınızı size bu yolu açacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanın. Çok önemli. Ben büyüklere, hanımefendilere, beyefendilere bir tavsiyede bulunacağım. Bu oy kimsenin siyasi alışkanlıklarının oyu değil. Bu oy bir parti seçiminin oyu değil. Bu oy o gitsin bu gelsin oyu değil. Bu oy bir sistemi, her şeyi bir saraya sıkıştıran, her şeyi bir kişinin aklına sıkıştıran bir sisteme güle güle deme seçimi. Güle güle deme seçimi. Sevgili beyefendiler, hanımefendiler, bu seçim sadece ve sadece geçmişten bu yana gelen siyasi alışkanlıklarınızın seçimine değil, doğruya doğru, yanlışa yanlış deme seçimi. Bu seçim birkaç hafta kala onu bunu terörist ilan edip kendi koltuğunu korumaya çalışanlara, kendi koltuğunu korumaya çalışanlara güle güle deme seçimi. Bu seçim, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, evinizde çocuğunuz olabilir, torununuz olabilir, evinizdeki çocuklarınızın geleceğine karar verme seçimi. Çocuklarınızın sesinin kısılması ya da kısılmaması. Çocuklarınızın özgürlüklerinin zapt edilmesi ya da serbest bırakılması seçimi. Çocuklarınızın özgürce okullarında, üniversitelerinde okuması ya da okuyamaması seçimi. Çocuklarınızın yurt dışında hayaller kurması ya da bu memlekette hayaller kurması seçimi. Onun için sevgili büyükler, size tavsiyem, beni izleyen vatandaşlarım, bir de çocuklarınıza fikirlerini sorun. Onlardan tavsiye alın. Çünkü aslında onlar için oy kullanacaksınız. Onların 25 yılının, 30 yılının tercihini yapacaksınız. Ve diyoruz ki çocuklarınızın geleceğini, bu milletin, 86 milyon insanın barışının, huzurunun korunması ve teminatı olması için Millet İttifakı'na oy verin. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Sevgili Esenyurtlular, sevgili Beylikdüzülüler, Avcılar, Büyükçekmece ve yakın çevredeki bütün ilçelerin güzel insanları, sizlere şunu söyleyeyim. Bu iktidar kendinden olmayanı ezmeye, üstüne basmaya çalıştı. Ve devletin kurumlarını yok saydı. Devletin kurumlarını partizanlaştırmak, kendi partisinin mülkü haline getirmek istediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da işte Esenyurt Belediye Başkanı arkadaşımın yönetici olduğu Esenyurt Belediyesi. Başka partideyse zulmet, işini engelle vesaire. Ama biz yılmadık. Onların yapamadıklarını yaptık hep birlikte.
Bakın yakında bu meydana Esenyurt'a metro gelecek. Onlar başlayamadı, biz başladık. Biz Beylikdüzü metrosunu 2 senedir Cumhurbaşkanlığı Yatırım Dairesi engelliyor. 15 Mayıs'ta onu evine yollayacağız. Kılıçdaroğlu Çankaya'ya oturacak, iznini alacağız, Beylikdüzü'ne de metroyu getireceğiz. Siz bunların 4 yılda bizi engellemelerine rağmen yaptıklarımızı bir düşünün. Bir de iktidar olduğumuzda bu memleketin, ki onlar gibi yapmayacağız, bütün kurumları kucaklayacağız. Siyasi parti vesaire bakmaksızın her makama hakkını ve değerini vereceğiz. Size söz, bu memleketi ayağa kaldıracağız, kalkındıracağız ve size söz, onların yaptıklarına son vererek devletin kurumlarında hangi partizan akıl varsa söküp atacağız. Eş dost akraba dönemini bitireceğiz. Liyakat de size sevgili gençler, yeni ufuklar, yeni hedefler açacağız. Mülakatı çöpe atacağız. Liyakatla sizleri hak ettiğiniz makamlara getireceğiz. Dolayısıyla işte yeni bir dönem başlıyor. İşte en başta söylediğim gibi yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin kahramanları siz değerli milletimiz olacak. Siz değerli vatandaşlarımız olacak. Bu dönemin son görevine bir gün kaldı. Yarın mühim bir görevimiz var. Sandıklara sahip çıkacağız. Sandıklarda görev alacağız milletim. Ben eminim, benim sandıkta görev alan devlet memurum, il seçim kurulları, yüksek seçim kurulları, güvenlik görevlilerimiz, onlar milletine layık işler yapacaklar. Onlar milletin namusuna sahip çıkacaklar. Benim kamu görevlilerim hakkını verecek. Çünkü onlar biliyor, bir kişinin gönlü değil, milletin gönlüne girmek esastır. Milletin gönlüne. Dolayısıyla bütün milletçe kamu görevlisinden vatandaşına, çocuktan gence, canım bayraklarımızla, ay yıldızlı bayraklarımızla yarın marşlar söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz, horonlar tepeceğiz, demokrasi bayramı yapacağız.